Anladım ki, kırklı yaşlar bir kadının en güzel yılları. Artık olaylara daha gerçekçi baktığım, kendimi kandırmaya gerek duymadım. Olgunluğumun güzelliğini dibine kadar yaşarken, içimde sakladığım çocukluğumu da korkusuzca istediğim anda yaşayabildiğim, duygularımı olabildiğince içten, samimi ve korkusuzca paylaşabildiğim, benim için kimin ne düşündüğünün değil, kendim için ne düşündüğümün önemli olduğunu anladığım en doğru yıllar oldu. Aslına bakacak olursak, ben tüm yıllarımı doya doya hakkını vererek yaşadım ama 40 yaş kesinlikle mantığın bir kenara bırakılıp biraz daha duygulara ağırlık verilerek yaşanması gereken yıllar olmalı diye düşünüyorum. Yaşanmamış, ertelenmiş, gecikmiş ya da rafa kaldırılmış tüm duyguların, her şeyin tozu toprağa alınıp yeniden gündeme getirilmesi gereken yıllar. Hatta öyle güzel yıllar ki bence gecikmiş değil, daha kıymetli olduğunu hatırladığın her şeyi dolu dolu hakkını vererek yaşanacak en güzel yıllar. Evet, kırklı yaşlar her kadının yeniden uyandığı yıllar bence. Kadınların ikinci baharı. Fiziğimin nasıl olduğu hiç önemli değil. Ruhum iyi olsun yeter. Sevmenin ve sevilmenin en iyi ilaç olduğunu daima söyledim. Ve hep söyleyeceğim. Kişi her ne yaşarsa yaşasın, sevgi kapılarını hep açık tutmalı. Belki de benim bugüne kadar yaptığım en doğru şey buydu. Hiçbir zaman sevgimden vazgeçmedim. Sevmek. Çünkü bana göre Yüce Rabbimin insana verdiği en güzel duygu. Ve tabii ki buna ek olarak gülümseyebilmek. Her ne yaşanırsa yaşansın, nefes alıyorsak hayat devam ediyor demektir. O zaman her şeye inat, inadına gülümsemek. Ama yalandan, kendini kandırarak değil, inanarak ve hissederek. Çünkü gerçekten biliyorum ki hayat karşımıza ne getirirse getirsin, içinde mutlaka gülümseyebileceğimiz bir şey barındırıyor. Yeter ki bunu görmeyi başarın ve hayatınızı o yöne çevirin. İşte asıl başarı bu. Hayatınıza sadece güzel şeylerin girmesine izin verin. Hayat çok güzel ama çok kısa ve oysa gülümseyerek yaşanacak çok şey var.